Herkese merhaba. Bu videoda Linux'a yeni başlayan arkadaşlar için 5 script'te kullanabilecekleri bazı ufak trikler vereceğim. Command line üzerinde onlara kolaylık sağlayacak ipuçları vereceğim. Öncelikle olmazsa olmazı command line üzerinde kullandıklarımız değişkenler. Bunu programlama dillerinde de çok kullanırız. Yani çok kullanırız değil, olmazsa olmazıdır. Hemen bir ufak bir örnekle başlayalım. Örneğin bir text değişkeni tanımlıyorum ve hello değişkenimiz hello olsun. Bunu ekrana yazdırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi text hello dediğimizde hello değişkeninin stringini text'e aktardı ve echo text dolar işaretiyle text dediğimizde hello değil, hello yazısını stringini ekrana bastı. Peki burada bir uzun bir string değeri olsaydı, örnek veriyorum, bu textimiz hello değil de hello world olsaydı, gördüğünüz gibi world'u zaten kırmızıya çevirdi. Bunu bir argüman olarak görecek. Word'u bulamadım dedi. ZSH command not found word. Böyle bir word diye bir komut bulamadık dedi. Bunun sebebi bu hello'yu text'e de aktardı. Fakat word'u bir argüman olarak tanımladı aradaki boşluktan dolayı ve word argümanını bulamıyorum diyor. Bunu text tırnak açıp Hello World dediğimizde gördüğünüz gibi herhangi bir hata vermedi ve tekste yazdırıyorum Hello World yazısını, çıktısını aldık. Peki biz bir string'in içerisinde değişken kullanmak istersek hemen bir değişken tanımlıyorum. Öncelikle temizliyorum. Test 2 değişkeni My friends olsun. Buraya da echo hello test 2 değişkenini bastırmak istiyorum. Fakat burada gördüğünüz gibi test 2 değişken olarak değil de bir string değeri olarak aldı. Aslında buradaki olan olay tek tırnak ve çift tırnak arasındaki farktan kaynaklanıyor. Tek tırnak içinde bulunan bütün karakterleri olduğu gibi birer karakter olarak string değeri olarak aktarırken çift tırnak bazı komutlara dikkat eder. Ters slash ve dolar işaretine falan duyarlıdır. Örnek vermek gerekirse buraya çift tırnakla hello test 2 dediğimizde zaten test 2 gördüğünüz üzere renklendirdi. Hello my friend çıktısını başarılı bir şekilde aldık. Şimdi burada birden fazla 5 kullanabiliriz. Örnek veriyorum, burada kullandığımız bir değişken olsun. Test değişkeni değil de burada mesela name değişkeni kullanalım. Name SS adam. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Aynı 5'in içerisinde bu değişkeni kullanabiliyoruz. Fakat yeni bir 5'e geçtiğimiz zaman echo name gördüğünüz gibi bunun çıktısını alamadık. Bunun şundan kaynaklanıyor. Değişkenler lokal olarak tanımlanıyor ve bizim bunu export etmemiz gerekiyor. Bunun için export komutumuz var. Export komutunu kullanarak bunu export edebiliriz. Örnek veriyorum, tekrar name değişkenini burada tanımlayalım. Yine SS adam olsun. Yeni bir 5'e geçiyorum.
Yeni 5'e geçtiğimde de gördüğünüz gibi hala SS adamı bir değişken olarak görüyor. Çünkü bu name değişkenini export etti ve 5'ler arasında geçişlere izin verdi. Bu global bir değişken haline geldi. Yani kullandığımız bütün 5'lerde şu an name değişkeni SS adam olarak çıktı vermekte. Burada daha önceki kullandığımız komutları görmemiz gerekiyor bazen. Yaptığımız işlemleri takip etmek istiyoruz. History komutu bize burada yaptığımız önceki çıktıların, daha doğrusu önceki komutlarımızı görmemizi sağlar. Burada gördüğünüz gibi birçok komut kullandık. Fakat buradan bir tanesini mesela clear 22 numaralı komutu tekrar kullanmak istiyoruz. Bunun için ünlem 22 yazdığımızda clear komutu otomatik olarak çalışıyor. Ya da mesela buraya echo hi yazalım, hi yazsın. Sonra bu komutu tekrar çalıştırmak istiyorsak iki tane ünlem koyduğumuzda echo hi komutunu kendisi otomatik olarak buraya yazdı. Gördüğünüz gibi altına hi çıktısını da verdi. Bunu ping atmak veya başka bir yaptığınız işlem olarak da düşünebilirsiniz. Bu yazdığımız komutlar arasındaki geçişleri sadece history üzerinden değil, yukarı ve aşağı oklarıyla da history'de gezinebiliriz. Aşağıdan yukarı az önceki history listini düşünürseniz burada yukarı yaptıkça history'de bir önceki komuta gidecektir. Aşağı yaptıkça sona doğru yaklaşacaktır. Ve en son boş komut olarak sizden komut bekleyecektir. Bir de şunu yapabiliriz. Ctrl R, Ctrl R. Bu komuda bastığımızda, kullandığımızda da şöyle bir durum var ortada. Kullandığımız komutlar arasında search yapabiliriz. Mesela E'ye bastım. E harfini içeren komutlar. C'ye bastım. EC'yi içeren komutlar. Echo boşluk. Mesela biz dolarla ilgili bir şey yapmış mıydık? Dolar. Evet, dolar name var en üst listede. Burada dolar name'i kullanabiliriz. Linux Shell üzerinde kullandığımız, en sık kullandığımız içeriklerden bir tanesi redirection'lar. Yani yönlendirmeler. Buna şöyle bir örnek verebilirim. Mesela echo hello world yazdığımızda bunu bir dosyaya redirect, yani yönlendirmek istiyorsak yönlendirmek istediğimiz dosyanın adını test.txt olarak ya da farklı bir isimde verebiliriz. Burada test.txt dosyamız, öncelikle onu göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi burada bir test.txt dosyası yok. Fakat bu komutu yazdığımızda bir test.txt dosyası oluşturup içine hello world yazıyor. Önce lx komutuyla kontrol ediyorum. Cat test.txt içerisinde hello world yazıyor. Bu dosya eğer yoksa bu dosyayı oluşturuyor ve içerisine hello world yazıyor. Peki bu dosya varsa, az önceki kullandığımız komut, eğer bu dosya zaten varsa içeriğini temizliyor ve içeriğine yeni yazdığımız değeri, yazıyı string'i olduğu gibi aktarıyor. Şöyle bir durum var. Biz eğer içerisindeki verilerin, bilgilerin ya da tekstin silinmesini istemiyorsak, mesela burada hello kalsın, ben devam etmek istiyorum diyorsak şu şekilde yine redirection olarak kullandığımız çift ok işaretini kullanabiliriz. Çift ok işareti sayesinde önceki girmiş olduğumuz string
veya içerisinde bulunan text silinmez. Yeni girmiş olduğumuz string veya text bir sonraki satıra eklenerek devam eder. Buraya defalarca aynı stringi ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Bir diğer redirection ise, kullandığımız redirectionlar ise şöyle bir dosyadan komuta redirectionlar. Yani evet, bir az önce bir string değeri dosyaya attık. Şu an dosyadan alacağız. Word count komutuna biz bu txt'yi gönderdiğimizde 28 karakterlik bir içeriği varmış. Bunu öğrenmiş olduk. Bu şekilde dosyanın içerisinde bulunan ya da bir dosyadan içeriği dışarıya da redirect, yani yönlendirme işlemini yapabiliriz. Linux üzerinde en çok kullandığımız bir diğer özellik ise piping. Piping dediğimiz bu yazılım dillerinde kullandığımız veya operatör olarak kullandığımız pipeline. Şöyle örnek vereyim buna. Bir yine aynı yazıyı yazdıracağız. Cat test txt dosyamızı. Fakat bu sefer bir redirect yapmadan, yani daha doğrusu ok kullanmadan word count'a yönlendirdim. Burada şöyle bir olay var. Cat text test txt cat'le komutuyla basılıyor, ekrana basılıyor daha doğrusu. İçeriği alınıyor ve vc komutuna yönlendiriliyor. VC'de işlemler tamamlandıktan sonra, eğer başka bir komutunuz varsa grep ile, daha doğrusu VC'den önce bir grep koyup, sadece örnek veriyorum, merhaba yazılarını içeren şeylerin kelimeler sayılsın, satırlar sayılsın gibi bu tarz kombinasyonlarla kullanabilirsiniz. Hazır grep demişken text searching işleminden de bahsetmek istiyorum. Yani text arayışı. Şöyle, grep dediğimiz yine bir komut, Linux komutu ve çok kullandığımız, çok sık kullanılan bir komuttur. Hemen bir örnek verip üzerinde anlatmak istiyorum. Bir pipeline koyuyorum. Şimdi gördüğünüz gibi zaten zip içeren içerikleri kendisi kırmızıya boyadı. Aslında benim anlatmak istediğim şey de burada tam olarak buydu. User bin uzantısında aslında birçok dosya var. Daha bir sürü dosya var. Fakat gördüğünüz gibi bize sadece zip kelimesini, stringini içeren dosyaların çıktısını verdi. Grep bu işe yarıyor. Az önceki bahsetmiş olduğumuz word count'la tekrar kombinasyon edip bir pipeline daha koyup onunla kombinasyon edebilirsiniz. Birçok kullanım şekli var. Grep, iç içe grepler kullanabilirsiniz. Bu daha ileriki seviyelerde sizin ihtiyacınıza karşı kendi üreteceğiniz bazı kombinasyonlardır. Grep'in yanı sıra seed komutu var. Seed komutunda çok kullanılan bir komuttur. Hemen yine bir örnekle anlatmak istiyorum. Örnekte ekrana bir try hard yazısı bastırdık. Pipeline edip bunu yönlendirdik. Yazdırmadan önce yönlendirdik ve seed ile bu string'i manipüle ettik ve hard kelimesini harder'la değiştirdik. Burada username veya password, bu tarz birçok şeyi manipüle ettiğimizi ya da değişiklik yaptığımızı, o şekilde ekrana bastığımızı, kullandığımızı düşünebilirsiniz. Seed de çok kullanılan komutlardan birisidir.
Bir diğer sık kullanılan komut ise cut komutudur. Cut komutunu belli string değerlerini bölmek için kullanırız. Örnek vermek gerekirse burada komutu da göreceğimiz galiba kaç çıkayım. Şöyle burada cut komutuyla öncelikle etc password dosyasının içerisinde bulunan satırları aldık ve satırlarda iki nokta üst üste ifadesini içeren içerikleri böldük. Ve bunlardan birinci olanları yani ilk parametreleri, isimleri çıktı olarak aldık. Cut stringleri, line'ları bölmemize yarar ve böylelikle istediğimiz değerleri, kullanıcı adları ise kullanıcı adları, parolalarsa parolaları, istediğimiz değerleri elde etmemizi sağlar. Bir diğer çok kullanılan komut ise await komutu. Await komutu da cut komutuna benzer işlevi görmekte. Biraz daha programlama diline yakın bir işlevi vardır. Ve ufak tefek farkları var. Şimdi hemen bir örnek verip açıklamasını yapayım. Evet. Hello my friends yazısını bastırdık. Burada gördüğünüz gibi iki tane nokta üst üste birer tane değil ikişer tane koydum. Yani ikişer string içeriği var. Yani karakter içeriği var. Bölmek istediğimiz karakterde. Hemen await komutunu yazıyorum. Üçüncüsünü bastırsın. Hello friends. Burada await ve cut arasındaki en büyük fark cut single yani single karakterlerde yani tek karakter üzerinden bölme işlemi yapar. Örnek veriyorum. Burada 3 tane 5 tane nokta arda arda olsaydı biz noktayı noktadan böldeseydik cut'la cut her birini ayrı ayrı bölecekti ve ayrı ayrı boşluk varmış arasında gibi bir bölme işlemi yapacaktı. Fakat await komutunda biz 5 tane nokta varsa bunu al ve sağını solunu böl işleminde yönlendirebiliriz. Burada gördüğünüz gibi ikişer tane iki nokta üst üste bulunuyordu ve biz bunları böldürdük. Birinci ve üçüncü değeri yazdırmasını istedik. Birinci indeksi ve üçüncü indeksi. Hello birinci indeksimizdi. Friends üçüncü indeksimizdi. Bize bu bölme işlemini gerçekleştirdi ve birinci, üçüncü indeksi aralarda düzgün bir şekilde yazdırdı. Linux üzerinde yine çok kullandığımız içeriklerden bazıları da editörler. Nano ve V bu iki editörden birisidir. Öncelikle Nano'dan bahsetmemiz gerekirse Nano'nun kullanımı oldukça basit. Nano test.txt dediğimizde girmek istediğimiz ya da değiştirmek istediğimiz text dosyasının içerisine kendisi giriyor. Ve burada herhangi bir satır ekleyebiliyorsunuz. Edit edebiliyoruz. Normal günlük hayatta kullandığımız Word tarzı bir editör yapısı var. Bazı farklılıkları var. Yani kullanım farklılıkları kaydet ve diğer komutlarda bazı farklılıklar var. Örnek vermek gerekirse Ctrl K harfine bastığınızda bulunduğunuz tüm satırı, line'ı cut eder, keser. Daha sonra örnek veriyorum herhangi bir yere geldiniz ve buraya yapıştırmak istiyorsunuz. Ctrl U yaptığınızda onu uncut eder, paste eder, yapıştırma işlemini yapar. Ctrl O işlemi dosyayı kaydeder. Kaydederken her zaman bu isimi mi kaydetmek istiyorsunuz diye sorar. Enter'a bastığınızda kaydedip Ctrl X işlemiyle de çıkabilirsiniz.
Nano'da yine herhangi bir değişiklik yaptıysanız bu dosyada. Herhangi bir değişiklik yaptık. Şu an My diye bir şey ekledim. Ctrl X yaptığınızda bu değişikliği kaydetmek istiyor musunuz diye sorar. Yes. Evet. Kaydetmek istiyorum. Enter. Ondan sonra bu değişikliği kaydeder ve o şekliyle dosya kaydedilmiş bir şekilde saklanır. Bir diğer editör ise V editörü. V editörünün de kullanımı biraz daha karmaşık fakat çok kabiliyetli bir editördür. Bir dosya açmak için yine Nano'da olduğu gibi test txt'yi açmak için V test txt yazmamız yeterli. Gördüğünüz gibi biraz daha farklı bir yapısı var. Burada herhangi bir içerik yazmak için İ harfine bastığımızda insert anlamına gelir. İ harfine bastığımızda insert'ın kısaltması hemen altta insert çizelgesi belirdi. Biz buraya hello my name is Hüseyin diye ekleyebiliriz. Eğer komut girmeye, V komutları girmek istiyorsak ESC'ye basmamız yeterli. ESC'ye bastığımızda komut girmeye başlayabiliriz. İki kere D harfine bastığınızda double D bütün bulmuş olduğunuz bütün satırı siler. İki kere Y harfine bastığınızda bulmuş olduğunuz satırı kopyalar. Daha sonra herhangi bir yere paste etmek istiyorsanız P harfine basmanız yeterli. O kopyalamış olduğu satırı oraya paste eder. Herhangi bir karakteri silmek istiyorsanız X tuşuna basmanız o karakteri silecektir. Burada text editörü kullandık. Değişikliğimizi yaptık. Ve save etmek istiyoruz. 2 nokta üst üste W bu dosyayı write eder. Yani aslında kaydeder. Save işlemini gerçekleştirir. Herhangi bir değişiklik tekrar yapmak istiyorum ben burada. AS diye bir içerikle tekrar bir değişiklik yaptım. Fakat kaydetmeden çıkmak istiyorum. Şu ünlem işareti koyduğumuzda bu dosyayı kaydetmeden çıkar. Gördüğünüz gibi AS içeriği şu an burada yok. Tekrar insert edip buraya AS içeriğini girdim. Ve kaydederek çıkmak istiyorum. Ve WQ ünlem koyduğumuzda, komutunu koyduğumuzda kaydederek çıkar. Cat test txt dediğimizde gördüğünüz gibi burada AS içeriğinin de çıktısını görüyoruz. Linux üzerinde yine çok kullandığımız işlemlerden birisi de karşılaştırma, dosya karşılaştırma işlemleridir. Bunun için hemen sizle beraber bir dosya oluşturalım. v1.txt birinci dosyamız olsun. Buraya 1, 3, 5, 7, 9 tek sayıları girdim. Ve bunu kaydedip çıkıyorum. Bir ikinci bir txt dosyası oluşturuyorum. İki dosyayı karşılaştırmak için. Buraya insert deyip 1, 2, 3, 4, 5 içeriğini girdim. Ve tekrar bunu kaydedip çıktım. Şimdi bu iki dosyayı karşılaştırmak istiyoruz. Burada com karşılaştırmasını yapabiliriz. Com 1txt 2txt şeklinde kolay bir kullanım var. Çıktısını vermesini istediğimizde gördüğünüz gibi burada ikisinin ortak olduğu içerikleri en sağ tarafa 1, 3, 5 içeriği ikisinde de ortak. Birinci içerikte unik olan değerler 7 ve 9. İkinci içerikte yani ikinci dosyada ise unik olanlar 2 ve 4. Bu şekilde bir kendi sıralaması var. Bunu şu şekilde de kullanabiliriz. Bir diğer kullanımı da yine com 1 ve 2 diye belirttiğimizde birinci ve ikincinin ortak
çıktılarını istiyorum diye belirttiğimizde 1, 3, 5 bu iki dosyanın ortak çıktıları olarak bunu bize gösteriyor, sonuç veriyor. Bir diğer karşılaştırma komutu ise diff komutu. Diff komutu da yine com gibi çalışıyor. İki komutu iki dosyayı karşılaştırıyor ve birinci dosyada olan içerikleri yazdı. Gördüğünüz gibi ünlem işareti olanlar sadece birinci dosyaya özel olan içerikler. Artı işareti olanlar ikinci dosyaya özel olan içerikler. Herhangi bir işaret olmayan 1, 3, 5 içerikleri ise ortak içerikler. Diff'te böyle bir karşılaştırma var. Bunu bu parametresiyle de kullanabiliriz. Ben onu da göstereyim. Bu parametresi kullandığımızda da ortak olan içerikleri birleştiriyor ve bir sort işlemiyle ardışık hale getirip bu bir ikisinde ortak, ikincisi ikinciden geldi, 3 ikisinde ortak gibisinden bir sıralama yapıp içeriği bize sunuyor. Sonuncu ve yine benim sevdiğim karşılaştırma komutlarından bir tanesi vimdiff. Vimdiff aslında bir v dosyası editörü açıyor ve onun üzerinde karşılaştırma yapıyor. Hemen göstereyim ben. Evet. Görmüş olduğunuz gibi vimdiff burada v editörünü ikiye böldü ve sol tarafta birinci dosyayı, sağ tarafta ikinci dosyayı açtı. Dosyalarda fark ettiyseniz birler ortak olanlar zaten karşılıklı ve aradaki boşluklarda da örnek veriyorum, birden sonra birinci dosyada birden sonra iki karakterinin karşılığı boş görünüyor. Ve bu boşlukları bırakarak, karşılıklı boşlukları bırakarak bir karşılaştırma yapıyor. Oldukça verimli ve anlaşılabilir bir kullanım var aslında. Ctrl W ve ok işaretini kullandığınızda geçiş yapabiliyorsunuz. Bir editörden diğer editöre geçiş yapabiliyorsunuz. Ctrl W ok. Ctrl W ok. Örnek veriyorum, şu an birinci editördeyiz. Ctrl W ok kullandığımızda ikinci editöre geçiş yapıyor. Ctrl W ok ile sola gösterdiğimiz zaman ikinci editöre geçiş yapıyor. Burada köşeli parantez kullanımı var. Köşeli parantez yani kapatma ve C'yi kullandığımız zaman birinci dosyada olup ikinci dosyada olmayan ilk karaktere gidiyor. Daha doğrusu bir sonraki karaktere, bulunduğumuz yerden bir sonraki karaktere gidiyor. Bu 7 karakteri. Tekrar bir sonraki karaktere gitmek istersek 9 karakterine geldi. Bir önceki karakterde aynı şekilde kapatma işareti, yani köşeli bir parantez açma işareti daha doğrusu ve C harfi. Bu bir öncekine gider. Kapatma işareti ve C harfi de bir sonraki farklı olan içeriğe gider. Örnek veriyorum, biz burada 7'nin karşısındayız ve boş. Burada ikinci dosyada 7 içeriği yok. Fakat 7 içeriğinin burada da yer almasını istiyoruz. Bunun için D ve O tuşuna bastığımızda orada birinci dosyada bulunan içerikler ikinci dosyaya, yani bulunduğumuz dosyaya geldi. Biz bulunduğumuz dosyadan, yani ikinci dosya, şu an cursor'ın bulunduğu dosyadan diğer dosyaya göndermek istiyorsak da D ardından P tuşuna bastığımızda şu an bulunduğumuz, mesela dördüncü 4 karakteri birinci dosyada yoktu. Birinci dosyaya gönderdik. Tek fark şu an 2 karakteri. Bunu tekrar D ve P'ye bastığımızda bunu birinci dosyaya gönderdik. Böylelikle ufak değişiklikleri yapabilirsiniz. Karşılaştırmaları kolaylaştırmak adına bazı kolaylıkları var. Çok kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Çok anlaşılabilir ve kullanışlı bir içeriği var. Linux üzerinde en çok kullandığımız işlemlerden birisi de managing process işlemleri. Yani işlem yönetimi
diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Yani yaptığımız buradaki proseslerin yönetilmesi. Örnek veriyorum, bir ping atıyoruz veya herhangi bir scan işlemi yapıyoruz. Fakat terminal, biz bunu yaparken uzun sürecek, 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika sürecek bir işlem. Ve bu arada terminali kullanmak istiyoruz. Ping işlemini 40 defa 8-8'e ping atarsak, bu 40 defa gerçekleşene kadar biz burada beklemek zorunda kalıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir işlem yapmamız da bize izin vermiyor. Bizim bunu background'da yapmamız gerekiyor. Background'da yapmak için de ufak bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Sonuna bir V operatörü koyduğumuzda bu işlemi background prosesi olarak algılıyor ve background'da devam ediyor bu işlemine. Hemen ping 40 defa yapsın. 8-8-8 de yapsın bu işlemi. Hatta bunu rest.txt dosyasına yazsın ve bu işlem background'da gerçekleşsin. Evet. 5 numaralı proseste bu işlem başladı ve arka planda şu an Google'a ping atıyor. 40 defa bu işlemi gerçekleştirecek ve rest.txt dosyasına bunun sonucunu yazacak. Background'ın yanı sıra bir de ön planda, foreground'da kullandığımız bazı işler oluyor. Örnek vermek gerekirse burada test.txt'yi kullanıyoruz ve aklımıza bir şey geldi. Bir şeyi kontrol etmemiz gerekiyor. Ctrl Z ile bu işlemi durdurup burada herhangi bir işlemimize devam edebiliriz. ls yazdık. İşlemlerimize devam ediyoruz. Daha sonra fg burada %3 diyerek özellikle bunu belirtebiliriz. Sadece fg'yi kullanırsak son kullandığımız, stopped ettiğimiz, yani Ctrl Z ile durdurduğumuz foreground prosesine gider. Yaptığımızda tekrar foreground prosesine gelmiş olduk ve V'deki çalışmamıza bu örnekte devam edebildik. Proses kontroller yine Linux'un önemli konularından birisidir. Proses kontrol üzerinden sızmak istediğimiz ya da sızmış olduğumuz makine üzerinde kontroller yapabilir. Root yetkisi almak için bazı denetlemeler yapabiliriz. Hemen örnek verelim. PSEF ile bakıyorum. Biraz fazla ekran sığmadı. O zaman PS sadece F ya da bir leafpad açalım. Leafpad'imiz yok. Wireshark açalım. Şu anda arka planda bir Wireshark açılıyor. Wireshark açılsın. Bu proses olarak çalışması önemli bizim için. Şimdi hemen proses kontrollerine bakıp başlayalım. FC Wireshark dediğimizde, evet, Wireshark'ın prosesini görüyoruz. Esas adam kullanıcısı tarafından 3227 PID ile kullanılıyor ve işte zamanı, süresi, time, CMD name'i ekranda göründüğü gibi. FCF format, yani bu içeriklerin formatının bu şekilde bu formata uygun bir şekilde gösterilmesi için kullandığımız komut. C isim olarak filtrelemek için kullandığımız komut. Argüman daha doğrusu. Burada kill 28-28 dediğimizde, pardon, kill 32-27 dediğimizde hemen bakıyorum. Determined, yani Wireshark kapatıldı olarak görüyorsunuz. Böylelikle arka planda çalışan ya da çalışmasını istemediğiniz prosesleri buradan kapatabilirsiniz. Linux üzerinde en çok kullandığımız
özelliklerden birisi download file, yani bir dosya indirme işlemi. Bu işlemi çok sık kullanıyoruz. Hemen bir örnekle başlamak istiyorum. Bunun için bir Apache Server başlatıyorum. CP test txt'yi permission denied, yine sudo ihtiyacımız var. Kopyalama işlemini gerçekleştirdik. Kullandığımız download metotlarından birisi wget. Wget olarak yazılıyor. Pardon. Wget olarak yazılıyor. HTTP FTP protokolleri üzerinden karşıdan dosyayı indirme işlemini gerçekleştiriyor. Output file olarak wget txt diyelim. HTTP 127.0.0.1 dosyanın ismi test txt. Dosyanın indirme işlemini gerçekleştirdi. ls diyorum. Wget dosyası. Hemen biraz önce öğrenmiş olduğumuz karşılaştırmadan bir vim açmak istiyorum. Vimdiff. Burada test txt'yi kopyalamıştık ve wget txt. Evet. Gördüğünüz gibi iki dosyada birebir birbirinin aynısı. My diye başlıyor. Hi, my name is Hüseyin olarak devam ediyor. Az önce kendi oluşturduğumuz bir test dosyası. Hemen buradan çıkıyorum. Vim dosyasını kapattık. Ve diğer download için kullandığımız içeriklerden komutlardan bir tanesi de curl. Curl aslında paket yollarken de veya paket isterken de kullandığımız içeriklerden bir tanesi. Yani göndermek istediğiniz paketi burada curl ile düzenleyip gönderebilirsiniz. Çok yetenekli bir araçtır. Çok sık kullanacağınız, eminim ileride çok sık kullanacağınız araçlardan bir tanesi de curl'dur. Curl txt diye bir output versin. HTTP 127.0.0.1 test txt. Curl'de bütün işlemi gerçekleştirdi. Ve gördüğünüz gibi curl dosyasını da buraya oluşturdu. Daha doğrusu test dosyasını oradan aldı. Curl adıyla buraya kaydetti. Karşılaştırma işlemini tekrar yapmayacağım. Aynı dosyayı indiriyoruz. Kullanacağınızı düşündüğüm gayet başarılı olan kullanım şekillerinden birisi Alias'lar var. Alias'ları çok kullanacağınızı düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse Alias ne işe yarıyor? Alias'lar buraya yazmış olduğumuz scriptlerin ya da 5 komutlarının sizin için uyarlayabileceğiniz daha basit kullanım halleri diyebilirim. Örnek vermek gerekirse Alias bizim için, yani şöyle yapalım, ya da ls la bize yetkileri ve çok kullandığımız bir listeleme yöntemidir. Kullanıcıları yetkilemeleri, dosyaları listeleyen bir komut. ls la. ls la komutunu ben her seferinde tekrar uzun uzun bu kararı yazmak, uğraşmak istemiyorum. Bunun için ls lsa diye bir değişken tanımlıyorum ve bu artık lsa yazdığımda ls a komutunu çalıştırsın istiyorum ve bunu ls olarak tanımlıyorum. Ben artık ls yazdığımda ls
LA komutunu çalıştıracak ve bana LSLA komutunun çıktısını verecek. Bunu bir shortcut olarak düşünebilirsiniz. Kendinize özel tasarlayabileceğiniz bir shortcut olarak düşünebilirsiniz. Çok verimli, çok kullanışlı bir özelliktir. Eminim hepiniz bu özelliği de çok sık kullanacaksınız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.